Evet, burası kostüm mağazası gibi bir şey herhalde. Bakayım size şöyle. Maşallah maşallah. Hepinize çok yakıştı. Evet, tatilimin şu son günlerinde evde rahat bırakmadılar. İlla gezelim dediler. Yine biz de çıktık yollara. Arkamı da görebiliyor musunuz? Bir karavan var. Komşumuz karavanını temizliyor. Muhtemelen o da tatile çıkacak. Bir tane daha bir karavan var diğer komşumuzun. O da herhalde tatile çıkacak. Yani Hollanda'da, Almanya'da yaşayanlar zaten bilirler. Burada karavancılık çok yaygın. İnsanlar tatillerini böyle bazen karavanlarla geçiriyorlar. Bilmiyorum, belki bir gün biz de yaparız. Biz de bu tecrübeyi yaşarız. Ne zaman olur Allah bilir. Biraz araştırmak lazım. Biraz bilmek lazım. Ben şöyle arabanın arkasına karavan takıp gitmek bana bilmiyorum. Arkada bir tane herhangi bir yük arabayı sürmek bana zor geliyor. Ama ileride neden olmasın. Bu arada arkadaşlar nereye gidiyoruz? Arnhem'e gidiyoruz. Arnhem Gelderland'ın başkenti, yani eyalet başkenti. Büyük bir şehir, güzel bir şehir. Daha önce hayvanat bahçesine gitmiştik hatırlarsanız. O da Arnhem'deydi. Şimdi Arnhem'i spontane gezeceğiz. Belki yine bir müze yaparız. Bir şehir merkezini keşfederiz. Daha önce Arnhem'e değişik nedenlerle gitmiştim. O zamanlar Media Market orada vardı bir tane. İşte bir şeyler almaya gitmiştik. Arnhem'in tren istasyonu da büyüktür. Böyle aktarma yapacağınız zaman mesela Arnhem'de genelde aktarma yapıyorsunuz. Trenler oluyor mesela. Hızlı trenler falan. Arnhem'de duruyorlar. Arnhem'de yolcu alıyorlar. Ben mesela bir kere Almanya'ya Arnhem'den bindiğim trenle gitmiştim. O zaman hazırsanız başlayalım diyoruz. Hadi yolculuk başlasın. Aa, ben kartımı getirdim onların. Senin müze kartın sende mi? Hayır, yani kredi kartı olarak istedim. Kredi kartlık bir durum yok canım, yani sadece müze kartı yetiyor. Denemeklik için sorular. Bizde de çok şükür müze kartı var yani, elhamdülillah. Arnhem'de su müzesine geldik, Water Museum diyor. Valla içeride ne var, bizi ne bekliyor inanın bilmiyorum. Yani Hollanda için biliyorsunuz su önemlidir. Yani burada da bir su müzesi var. Bakacağız. Muhtemelen böyle değirmenler vesaireler bir şeyler vardır. Gerçekten bir sürpriz. Bizim için bir muamma. Gidip göreceğiz. Merak ediyoruz. Madem müze kartımız var, gezelim dedik. Aslında Arnhem'e gelecekler için bir tavsiye verebilirim. Arnhem'de Open Loftum denilen bir müze var arkadaşlar. Aslında oraya da gitmek istiyorduk ama orası çok uzun. Yani başladığınız en az 3-4 saat sürüyor. Hollanda'nın tamamen böyle Hollanda'ya özgü böyle kültürel değerlerini sergilendiği bir müze. Yani açık hava müzesi ve orada neredeyse yarım gün geçmesi gerekiyor. Bizim bu kadarlık vaktimiz olmadığı için biz şimdilik burada ilk gördüğümüz bir müzeye girdik açıkçası. Burası nerede arkadaşlar? Burası Hollanda Arnhem'in merkezinde çok büyük bir park var. O parkın hemen kenarında artık Arnhem Water Museum dediğinizde zaten bulursunuz, karşınıza çıkar. Girelim bakalım, belki güzel, eğleneceğimizi düşünüyorum. Çocuklar da çok merak ediyor. Sıraya mı girdiniz? Evet. Baksana şunlara. Allah'ım, ne bunlar? Buranın bir değirmenin içi miyiz diye bilmiyorum. Baksana, değirmeni benziyor. Evet, su değirmeni işte, su değirmenleri, yel değirmenleri. Evet arkadaşlar, müzeye geldik. Neyle geldik biliyorsunuz, her zamanki gibi müze kartımızı gururla gösteriyoruz. Buraya giriş ücretsiz. Sadece şöyle bir şey varmış, bir laboratuvar varmış. Laboratuvar etkinlikleri çocuklar için özel bir etkinlikmiş. 1,5 euro istediler çocuk başına. Şimdi gezmeye başlıyoruz bakalım Tura. Çocuklar ne yapıyor bakalım. Hemen. Sihirli annem. Ya oradan bir buhar çıkıyor sadece çocuklar. Tabii içini göster bakalım ne varmış. İçine girebiliyor musun? Evet, girebiliyorsun. Bak şimdi. Burada bir ayı var. Yo, burada bak bir tane şey var. Kar topu var. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Yani biz bu kar topunu görmek için mi verdik? Burayı dermişim. Burada ne varmış? Bir buz kristali. Tabii gözüküyor mu? O ne? Evet, gözüküyor. Ne o? O ne? Aa! Oku oğlum, oraya oku. Oku bakayım. Ne oluyor? Aa, uçuyor. Aa, bak bak bak. Yap. Uçur, uçur, uçur. Yap, uçur. Aa, uçurdun ha. He? Kuşu uçuruyor. Yani üfledikçe. Bu neymiş? Çalıyor. Bir dakika, nasıl çalıyorsun? Aa. Ben de çalacağım. Ben de merak ettim. Aa, şimşek çaktırıyor sanki. Ben niye elliyorum ya? Ben de elliyorum. Burada ne varmış? Köpek balığını mı elliyorsun aslında? Bir parçası varmış. Burada da bir devenin hörgücü gibi bir şey varmış. Burada da kutup ayının patisi varmış. Yo, cesur olduğumu kim söyledi size? Bakın bakın, şurada gözüküyor patı. Ya evet evet. Anam, burada bir küvet var. Bir tane bir kaşık var. Niye var bilmiyorum ama. İnsanın ne kadarı sudan oluşuyormuş bakın. Annen güzel bir şey söyledi. Ne söyledin karıcığım? Bak %5 sadece dişlerinde. Dişinde bile sadece %5'i suyla oluşuyor, hani böyle diş. Baba, oradakine bak, göstereyim mi? Çok umursamadı Gülsenen. Vav, hadi be. Buzdolabının içine delik koymuşlar, bakalım. Ne varmış? Göstereyim mi? Göster bakayım. Tabii tam gözüküyor mu? Böyle. Aa, içinde bir dünya var. Penguenler yaşıyor. Bir de diğer taraf var. Bir de buna bakalım. Ay. Dur abi, baba basıp tutman lazım. Korku tüneli değil Vedat, gir. Ben ne, kocaman adamın ne işi var oğlum? Şimdi burada bir laboratuvar vardı. Burada deneyler yapacaklarmış çocuklar. Tabii heyecanlılar. Laboratuvar aktivitesi. Nasıl olacak, ne deney yapacaklar bilmiyorum. Kimya dersi. Kimya mı? Herhalde. İnşallah, maşallah. Hepinize çok yakıştı. İnşallah büyük adam olasınız. Ben mimar oldum. Anne kimyacıydım. Dur geçelim. Hadi gelin. Çok güzel oldunuz. Bak bu bana çok güzel. Tamam bak. Hafsa, doktor Hafsa. Doktor Hafsa. Nasıl, bir deney mi yapıyorsunuz? Evet. Baksanıza, güneş enerjisiyle çalışan bir helikopter yapmışlar bakın. Şurada güneş pili var. Enteresan. Burası da böyle müzenin alışveriş yapmak için küçük dükkanı. Hediyelik eşya vesaire. Böyle su deneyleri bile satın alabiliyorsunuz. Çocuklar deney yaparken bütün eşyalarını Süreyya Hanım'a bıraktılar. Süreyya Hanım, bir anda bakıyorum 30 yaş gençleşmişsin yani. Böyle suluğu da var. Kulaklıkta böyle oh. Şeyden X kuşağından Z kuşağına transfer olmuş gibi. Evet. Yoksa 40'ından sonra böyle gençleşme hevesine mi girdin? Hayırdır? Yok. Hollandalılar gibi olma, spor, ondan sonra... Entegrasyonu yanlış anladın galiba. Olmasa da içinde var yani bunlardan çok. Az yeme, az içme, az uyuma. Baksana, kurbağa mı o? Suyun içine böyle ters dalmış gibi heykel. Manzara güzel ama. Bak, manzarayı çekeyim. Burada Arnhem'in böyle en büyük parkı. Biz daha önce buraya geldik. Hatta burayla alakalı bir video yapmıştık. Onun da böyle linkini yukarı atalım. Çok güzel bir park. Burada tamamını böyle bir yürümüştük. Ama burada hani böyle bir su müzesi olduğunu bilmiyorduk. Çocuklara bakar mısın Süreyya? Keşfediyorlar, eğleniyorlar. Allah, çok ellerinde rahat. Tablet yok, telefon yok, şey yok. Ne olsun. Evet. Sen de Hafsa Hanım'dan tableti aldın tabii. Telefonu aldın, özür dilerim. Şu an onları içeride. Şimdi gidelim bulalım da. Gidelim aynen, şimdi bizi göremeyince belki ürkerler. Ne oldu şimdi? Tamam, gitti. Eğlendiler mi? Ben şu tarafı gezmek istiyorum. Orada hiçbir şey yok, baktık biz sizin için. Şurası var, bakın. Eğlendin mi sen, onu söyle. Çok eğlendim. İnşallah bizde de deney şey dersi. Ama Middlebar'a gittiğinde eğer böyle şey var, deneyler yapacaksınız fizik, kimya derslerinde. Evet, ablam yapacak, o şanslı tabii. Başka niye ki sen de 3 sene sonra sen de yapacaksın. Da bakın orayı da bir görün, ondan sonra hadi gidelim hadi. Müzeden çıktık, şimdi camiye gidiyoruz. Önce vazifemizi yapacağız. Nereye geldik? Arnhem. Kafam niye Amsterdam'a gidiyor bilmiyorum. Çünkü bu arada amcamız şov yapıyor motosikletiyle. Sözümü kesti. Evet efendim. Motosikletli izin verirse sözümü bitireceğim. Ayasofya Camii ya da Ayasofya Mescidi mi diyelim. Ben daha önce buraya Hollanda'ya ilk geldiğimde buraya uğramıştım, namaz kılmıştım. Şimdi tekrar şimdi tekrar gideceğiz. İnşallah açıktır, bakalım vakit namazlarında açan camiler oluyor bazen. İnşallah bu da öylelerinden değildir. Şimdi gidelim. Ha? Aa, burasıymış bak, İGMC. Burada mı? Hı hı. Tamam. Ha, buradaymış. Evet, şimdi biz burada kılacağız. Top var. Oğlum top oynama şimdi. Bir mescit. Arnhem'in merkezinde, demiryolunun hemen yanında böyle. Demiryolu Caddesi mi diyeyim artık bilmiyorum. Vedat'cığım ben namaz kılıyorum. Sen buralara nereden girdin? Yaradan'a kurban olayım. Evet, Ayasofya Mescidi'nden çıktık, namazımızı kıldık. Sanırım buradaki kuruluş dernek herhalde daha büyük bir cami yapma projeleri var ama nerede ve ne zaman detaylarını bilmiyorum. Allah gayretlerine muvaffakiyet ihsan etsin diyelim. Neyse biz yolumuza devam edelim. Şu an arabayı acaba dedim buraya mı park etsem? Burada böyle park yeri var. Şuraya park etsem olur mu? Ya da böyle oralara park etsem olur mu? Tam emin olamadım. Valla polisler bir anda burayı bir durdurdular. Dedik ne oluyor? Bir şey mi var? Şimdi bütün polisler bir geçiş yapıyorlar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bir anda kendimizi bir eğlencenin, aktivitenin ortasında bulduk gibi bir şey oldu. Ne olduğuna dair de hiçbir fikrimiz yok. Yok ya, bisiklet gezisi gibi bir şey yani bu. Evet, burada şimdi şarkı çalıyor. Ben bu şarkının sesini keseceğim arkadaşlar. Telif yemeyelim diye. Kendilerini fazla kaptıran izleyiciler de dans ediyorlar böyle. Merkez mi? Biliyor musun, orada bir şey varmış. Bandırmalarda kemerin arkasını. Evet. Ben Milan'dan şeyini diye bak fark ediyor. Ben de tam kemeri çıkarayım diyor. Orada ses geliyor. Kemerimi fark. Arnhem'de otoparkı park etti. Yine katlı bir otopark. Bu sefer 9. kata çıkmadık ama 7. kata kadar çıktık yani. O kadar kalabalıktı maalesef. Neyse ki Bremen'de yaşadığımız talihsiz olay başımıza gelmedi. Arabayı sağ salim park ettik. Şimdi gönül rahatlığıyla Arnhem'i gezebiliriz diyoruz. İnşallah başımıza başka hadiseler gelmez. Bak bu otoparkta araba sağlıklı bir şekilde park edilmiş oldu. Evet aynen, şu an itibariyle otopark parası başladı. Bakın burada emekli dedelerimiz aynı tıpkı Türkiye'deki gibi oturuyorlar, dinleniyorlar. Ay bir adam patates yiyor. Burada patates var. Baba lütfen. Yani gezmeye gidiyoruz. Adamlar Intertoy'a gidelim diyorlar. Hadi Vedat yap bakayım, göreyim yapabilecek misin? Hadi yap yap. Dur Vedat dur. Birileri geçiyor. Şuradan alalım. Az önce daha yapıyordu. Konsept mağazalar zincirlerinden bir tanesi. Søstrene Grene. Yo, biz buraya öyle bir mağaza görmedim ben Nijmegen'de. Bu farklı. hediyelik eşyalar, kutular. Gel bir bakalım mı? Çocuklar. Aa. İlginç kutular. Hüseyin Hanım bak aktivite yapmak için bir sürü şeyler işte. Arkadaşlar bu mağazada böyle hani kreatif ürünler yapmak için her türlü şey var burada. Yani böyle etiketler, naylonlar, iplikler, yapışkanlar, boyalar, aklınıza gelebilecek her şey. Bakın hani böyle karbon kağıtları, şöyle tüylü süsler bakın. Bilmiyorum. İşte mesela Gülsene Hanım bunları alıyor. Böyle Gülsene bunlardan ilginç güzel şeyler yapıyor. Eğlencelik, hobilik. Yani hobi mağazası gibi bir şey diyebiliriz yani. Bakın resim yapmak isteyenler için bir sürü boya malzemeleri, fırçalar görüyorsunuz burada. Yani örgü örmek isteyenler için burada her türlü renkten iplikler. Bakıyorsunuz burada şişler, eviniz için dekoratif ürünler. Güzel bir konsept mağaza. İşte Süreyya Hanım sen böyle bir şey satacağın zaman internetten şunları alıyorsun canım benim. Sattığın ürünü böyle etiketliyorsunuz. Bizden alışveriş yaptığınız için teşekkür ederiz diye yazıyorsun şunla. Çok falan filan bak. Belki birkaç yıl sonraki senin herhalde işin. Gülsene Hanım'ın yapmış olduğu ürünler var böyle güzel. Kreatif ürünler. Gülsene Hanım o ürünleri satarız belki. Toplu iğne koymak için. Bundan alalım bir tane. Bakayım ne kadarmış bu şey. Konsept mağazamızda böyleydi. Arnhem'i böyle plansız, programsız bir şekilde keşfetmeye devam ediyoruz. Böylesi daha güzel. Yani sokaklardan böyle geziyoruz. Karşımıza çıkan yerler bizim için sürpriz oluyor. Yani Hollanda dediğimiz yer zaten genellikle bütün şehirlerde standart bir yerleşim planı vardır. Merkezinde böyle bir tren istasyonu olur. Büyük bir merkez, bizdeki Türkiye'deki merkez cami misali merkez bir kilise olur vesaire. Ama Arnhem'i biraz daha farklı kılan şu. Ben şimdi Hollanda'ya hiç gelmeyenler için biraz böyle Nijmegen'ı şehirde en bayırı olan tek şehir diye satıyorum ya. Arnhem de biraz öyle. Arnhem'de bazı yerlerinde böyle bayırlar var, engebeler var. Yani bütün Hollanda'da düz ayak bir ülke desek yalan olur. Sokmayacaktım beni. Niye? Çok güzel çünkü. Allah Allah. Yani çıkmak istemedim açıkçası. Böyle hızlı geçtik ama her birini ayrı incelemek isterdim. Orijinal şeyler var çünkü ürünler. Tamam biz bir daha böyle çocuklar okuldayken özellikle Arnhem'e gelelim. Evet öyle yapabiliriz. Burası çok güzel. Buranın hemasına da bakabiliriz. Burası çok güzel dedikleri yerler de arkadaşlar. Şöyle elbiseler, kıyafetler satıyorlar. Ha, diğer tarafta ne varmış? Böyle kargo pantolonlar böyle salaş. Tabii Gülsena Hello Kitty'ci. Yani YouTube'da Japon Hamza'yı izlemeyi çok seviyorum. Şu an zannedersem Avrupa'yı geziyor da Almanya taraflarında bir şey söylemişti. Yani insanlar diyor neden diyor böyle kafelerde oturup yani karşıya tek yaptıkları bakıyor. Şey karşıya bakıyorlar. Hakikaten de öyle. Burada da Hollanda'da da aynı şekilde. Bakın ya. Görüyorsunuz şöyle göstereyim. İnsanlar böyle yönlerini dışarıya doğru çevirmişler. Seyrediyorlar sadece gelen geçeni seyrediyorlar kafede oturup. Böyle de bir aktivite yapıyorlar yani. Etrafın güzelliği de güzel, binalar. Etrafın güzelliği de güzel evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bayağı kalabalık ya. Arnhem büyük şehir ama. Yani Gelderland'ın en büyük şehri. Çocuklar illa bu mağazaya gezelim dediler. New Yorker mağazası. He? Oversize. Wow. Kızımın istediği salaş bir tişört. Hadi crop giyeyim istersen. Crop ne ya? Oğlum ne arıyorsun sen orada? Ya böyle mağaza bakmaya geldik, bir anda kendimiz tişört seçerken bulduk yani çocuklara. Allah'ım yarabbim, her seferinde aynı şey oluyor ya. Alışverişe gelmiyor insanlar, o kadar mağaza var ki. Baksana bazen bavulla gidiyor. Yok daha neler canım sen de. He, bavul ticareti yapıyorlar burada. Ama bu cadde çok güzel bak. Lan burada baksana bak, çok çikolata dükkanı var ha. Evet, merkezde bir tane böyle bir kilise vardı. Tarihi bir kilise vardı. Tam girecektik. Baktık aa orada şey var. Girişte böyle bir paralıymış. Tabii biz ne yaptık? Müze kartlarımız var bizim dedik ve müze kartlarımızı gösterince ücretsiz girmiş olduk. Hatta şimdi buradan yukarı kilisenin kulesi varmış. Kuleye çıkabiliyormuşuz bu kartla. Kuleye çıkacağız. Annem tepeden geleceğiz. Wow. Şu manzaraya bakar mısınız? Bütün Arnhem ayaklar altında. Bu arada yani yükseklik korkusu olan ben asansörden çıkarken bir an ürktüm yani. Korku. Nasıl? Ben korktum. Aşağıya bak. Bakamıyorsun değil mi aşağıya? Yok ya ben böyle. Bu kadar macera. Sana fazla. Bu nasıldı? Korkunç. Gülsena Hanım, çıkmayalım diyordun. Ne oldu? Hayır, ben korkunç bir şey var sanırım. Manzara gerçekten şu anda. İlk defa tepeden görmek bir yerleri. Değil mi? Unutmuşuz. Baksana bu arada 2. Dünya Savaşı'nda burada da Nazi askerleri falan. Herhalde kendi öldürülen askerlerini bu kiliseden gönderiyorlarmış. Şuraya bakar mısınız? Meğersem kuleden daha da yukarı çıkabiliyormuşuz. Şimdi çocuklarla beraber çıkıyoruz. En tepeden bakacağız. Wow. Size Arnhem'i şöyle tepeden göstereyim. Manzara. Nasıl? Köprü manzara. Ekset. Efendim Arnhem Merkez Kilisesi'nde gezdik. Kuleden de Arnhem manzarasını gördük. Şimdi şehir merkezine tekrar dönüyoruz. Duygularım karma karıştı. Sarmadağın mı derler? Niye neye hayırdır? O şeye girdik ya hocam. Ya hakikaten ya. Ay, ben maalesef her zamanki gibi. Süreyya Hanım nasıl? Çok farklı bir his. Sanki öteye gidemeyecekmişim gibi. Artık onu. Cesareti olan var mı? Ben. Sakin. Sanki dışarıda oturuyorlar gibi. Baba. Korkutucu. Baba gelmedi. Hayır. Taşmaz bu. Süreyya Hanım. Tamam ben. Yani çok fazla ilerleyemedim. Yavaş yavaş ineceğim korkuma. Ben ilerleyemedim. İşin garibi ötesini göremedim. Çocuklar kadar cesaretli olamadım. Ya insanın içinde şey hissi var. O cam ya kırılırsa modu var böyle. Ama alta bakınca korkunç baba. Neyse. Hadi bakalım şimdi çocuklar biraz patatat yiyelim diyorlar. Patatat. Ay aman. Ay öyle de frit de. Frit efendim. Frit. Gelderlandlar farklı diyormuş. Diğer eyaletlikler farklı diyormuş. Gelderland frit diyormuş, diğerleri patat diyormuş. Süreyya Hanım bu tişörtleri taktı. Nijmegen'de de ayakkabılar vardı. Ayakkabıları da takmıştı. Ha? burada bir tane dükkan açılabilir diyorsun. Sanki biri kiralamış zaten. Süren bunu yapıyor şu an. Tadilatı yapıyor. Aa, burada bir restoranda canlı müzik var. Biz de dinleyelim bedavadan. Telif yarısı. Yok ya, canlı müzik ya. Canlı müziğin en telifi. Evet, burası kostüm mağazası gibi bir şey herhalde. Frit mi bu, dondurma mı burası? Tamam, frit de varsa tamam. Murat Bey yine lapçı yapacağını. Değişmez menümüzden. Fix. Fikis menü mü? Fikis menü. Gezilerde çocukları da zaten hoşuna gidiyor. İyi düşünmüşler bence patates. Aynen. Bir de en sevdiğimiz olunca gerçekten bu da çok lezzetli. Yiyelim dedik. Şurada da çocuklarımız oturuyor. Senin acele etmenden. Bizden de bugünlük bu kadar diyelim. Arnhem'i güzelce gezdik, biraz keşfettik. Daha doğrusu her yeri daha gezilecek bir sürü yer vardır ama bilmiyorum, merkezi gezdik, merkezi yerledik. Güzel oldu. Nasıl, beğendin mi? Ben beğendim, çok güzel. Hani gerçekten Gelderland'ın merkezi olacak kadar güzelmiş. Olmayı hak ediyor diyorsun. Tabii, evet. Hak ediyor. Biz zaten daha önce Arnhem'le alakalı bir video yapmıştık. Oradaki Arnhem'in en merkezi, en büyük parkını daha önce gezmiştik. Merak edenler o videomuzu açıp izleyebilirler. Bizden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenip abone olmayı, kanalımıza yorum yapmayı unutmayın. Bizden esirgemeyin. Allah'a emanet olun efendim. Bay bay. Görüşürüz.